Yaşayan Fosiller Evet, 95 milyon yaşında bir uçan balık fosiliyle bugün karşınızdayız. Lübnan'da bulunmuş bir fosil bu. 95 milyon yıl önce yaşayan bir uçan balığa ait. Uçan balık ne diye baktığımızda bugün BBC'nin bile en önemli belgesellerinde ayrıntısıyla inceleyebiliyoruz. Uçan balıklar suyun yaklaşık 1,5 ila 2,5 ya da 5 metreye kadar yükselebilen, suyun üzerine çıkabilen ve yaklaşık 200 metre havada, planör gibi süzülme kabiliyetine sahip olan balıklar, ya yani kuşlar diye isim geliyor ama balıklar. Fakat bu balıkların suyun üzerinde hava olduğunu ve havanın aerodinamik bir yapısı ol, yani havada uçmak için aerodinamik bir yapıya gerek olduğunu, aerodinamik yapıyı sağlayan en önemli etmenin de kanatlar olduğunu, kanatın fizyolojisi, anatomisi ve havanın sürtünme kuvvetine göre nasıl olması gerektiğini tabii ki bilmeleri imkansızdı. Fakat 95 milyon yıl önceki uçan balıkta fosilinde gördüğümüz gibi günümüzde yaşayan uçan balıkta gayet hızlı, gayet mükemmel ve kusursuz bir şekilde havada süzülebilmekte. Denizin üzerinde yüzerek alttaki yırtıcı balıklardan kimi zaman kurtulabilmektedirler. Doğadaki canlıların göstermiş oldukları bu akıl ve fosillerinde göstermiş oldukları bu aynılık yani 100 milyonlarca yıl önceki haliyle günümüzdeki halinin aynı olduğunu görüyoruz ve kabiliyetlerinin de aynı olduğunu görüyoruz. Yani en önceki ilk uçan balık fosiliyle günümüzdeki uçan balık fosilinin her ikisinde kanatları var ve kanatlarının bulunduğu yerler, boyutları, anatomik yapısı tamamıyla aynı. Bu ne demek? Demek ki 95 milyon yıl önceki uçan balıklar da uçuyordu ki ondan dolayı bu fosilin uçan balığa ait olduğu bugün tayin edilmiş durumda. Aynı olduğundan dolayı. Baktığımız zaman demek ki canlılar Allah'ın dilemesiyle ilk var oldukları anda da, yaşamlarına devam ettikleri anda da, günümüzdeki veya en son görüldükleri yeryüzündeki anda da aynı özelliklere, aynı anatomiye, aynı vücut şekline sahipler. Hiçbir zaman evrim geçirip değişerek başka türlere, bambaşka bir canlı grubuna dönüşmemektedirler. Paleontoloji, Objektif bakıldığında, akli ve mantıki bakıldığında bize bu gerçeği açıkça sergilemektedir.